Efendim hayatım? Sen benim evime mi girdin? Aşk olsun. Hiç öyle şey olur mu? Tamamen tesadüf yani, yolda buldum. Sedat, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ya sen benden ne istiyorsun? Şu yeni kocan, Sancar. Biliyor mu gerçekten senin kim olduğunu? Sedat, buradan bir an önce git. Yoksa hiç hoş şeyler olmayacak. Mavicim, ben hem mesleğim hem de kişiliğim gereği dürüst bir insanımdır, biliyorsun. Yani sonuç olarak avukatlar kamu görevi yapıyor. Dolayısıyla senin masum numarası yapmana, bu adamcağızı kandırmana benim gönlüm el vermez. Sancar'dan uzak duracaksın. Anlıyor musun? Ha? Anlamadım. Yani böyle telefondan anlaşılmıyor, biliyor musun? Gel yüz yüze konuşalım. Ya da şöyle yapalım. Ben çıkayım mı Sancar'ın karşısına? Pat pat, ne varsa her şeyi anlatayım. Ne dersin? Geliyorum. Kolum attı. Tamam hayatım. Ya şimdi geliyorum dedin ya, vallahi böyle bir heyecanlandım ha. Öpüyorum seni. Vay be. İkinci günde kocanın telefonunu açmamak ha. Hadi bakalım. Buyurun. Hoş geldin hayatım. Sedat. Bak ben burada kendime yeni bir hayat kurdum. Sen de İstanbul'a dön. Orada kendine yeni bir hayat kur. Eminim seni çok seven bir kadın bulacaksın. Aşk olsun abi. Hemen sepetledin sen beni. Ben daha yeni geldim buraya. Buraların tadını biraz da biz çıkaralım değil mi? Ne de olsa bu hayatta mağdur olan tek insan sen değilsin. Neden ya? Neden geldin? Neden? Ne istiyorsun benden? Yakıp yıktığım bir hayatın üstüne. Yepyeni bir hayat kurabileceğini mi zannettin sen? Ben buna müsaade eder miyim? Seni savcılığa şikayet edeceğim. Uzaklaştırma çıkartacağım. Eskiden de be güzelim. Çıkart, istediğin yere şikayet et, istediğin kararı çıkart. Ben bir yere gitmiyorum. Ya neden Sedat? Ben aylarca hastanede bütün kemiklerim kırık bir şekilde yatarken hep bu anın hayalini kurdum. Senden hesap soracağım bu anı. Ama görüyorum ki sen de yepyeni hayaller kurmaya başlamışsın. Sancar. Bir de kızı varmış öyle mi? Mutlu musunuz bari? Ekim'i yerini tutuyor mu? Ya sen kimsin benden hesap soruyorsun ya? Kimsin sen? Thank you.
kere. Kendi hayatını sen kendin mahvettin. Yanında beni de sürükledin. Ben evladımdan oldum. Senin yüzünden kızımı kaybettim. Yani yapacağın hiçbir şey benim canımı daha fazla acıtamaz, anladın mı? Bak, yeni kocan da geldi. O olmadan olmazdı da. Sen çağırdın. Abi. Sancar. Kim bu adam? Benim için öldü dedin değil mi? Yapar böyle şakalar. Ben Sedat. Mavi'nin kocası. Öyle bir kağıda iki imza attın diye çok sahiplenme. Senden önce ben var. Ne diyorsun lan sen? Sancar. Yapma. Bunu istiyor zaten. Öyle lanlı lunlu konuşma. Alırım efeliğini aşağı. Sen gel bakayım, ben sana efeliği göstereyim. Sen bir gel bakayım. Ya dur. Başka ne yalanlar söyledi sana? Ha? Kızımızın kendisi yüzünden öldüğünü biliyor musun? Peki başka bir cinayetten yargılandığını anlattı mı? Yok. Ya Sedat yeter ya. Yeter. Ya birader sen karını ne kadar tanıyorsun? Ne diyorsun lan sen? Sancar! Lan sen! Ha! Ne diyorsun lan sen? Ha! Hey maşallah be! Efendi efeymiş ha! Lan bırak lan, bırak lan! Çekil lan, çekil! Bana bak lan! Nereden geldiysen ver, defol git oraya! Bir daha seni Mavi'nin yanında, bir daha karşımda görürsem var ya! Seni kimse alamaz elimden. Kimse.